Arkadaşlar 3600 ile ilgili ek göstergeden bahsediyorum. Kaç yıldır konuşuyoruz? Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün geçti kameraların karşısına müjde verdi. Dedi ki kardeşim bak detaylar budur. Ben bu konuda böyle ahkam kesecek durumda değilim. Ama bu konuda birçok kişinin eline su dökemeyeceği bir uzman var. Bünyamin Esen var. Siz onu internet haberden tanıyorsunuz. Ben şimdi Bünyamin Esen'e geçmeden önce bu konuyla ilgili bugün böyle dikkatle takip ettim. Hatta az önce Bünyamin Esen'le konuştuk. Siyasi tarafıyla teknik tarafı. Güzel bir laf etti. Dedi ki ya Hadi Bey dedi. Yani şimdi Ukrayna-Rusya savaşını konuşanlar aynı zamanda 3600 ek göstergeyi de konuşuyor. Yani herkes her şeyi biliyor dedi. Biz dedi bizim bildiğimiz şeyi anlatalım. Siyasete çok fazla girmek istemediğini de söyledi. Siyaset de yapmıyor zaten. Yani işin teknik boyutunu, bunun ne kadar konuşulacağını, ne zaman hayata geçeceğini. Ben bugün mesela bazı YouTube kanallarına baktım. Özellikle bu fondaş, candaş olanlar var ya. Ya arkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan köprü yapar, kızarlar. Çamlıca cami açar, kızarlar. Marmara'yı açar, kızarlar. Ne yapsa, hani ağzıyla kuş tutsa, yok, olmuyor. Bakın şimdi 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı. Dün akşamdan itibaren ben bazı televizyonlara baktım. Adam oradan konuşuyor. Ekonomi bilgisi var mı yok mu ben bilmiyorum. Yani diyor ki bu bir seçim yatırımı. Hatta biri de orada diyor ki yok yok seçim yatırımından ziyade erken seçim yatırımı diyor. Ya daha bugün Devlet Bahçeli çıktı ne dedi? 2023 yılının Haziran ayında seçim yapılacak kardeşim. Nokta. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O demokratik randevunun tarihi ise 2023 yılının Haziran ayıdır. Yok ama Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı değil ki. Lan Ömer Çelik diyor Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Mantığa, akla, izana sığmayacak bir şekilde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Sayın Devlet Bahçeli de söyledi. Biz de defalarca ifade ettik. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konu kesin bir konudur. Adam dönüp diyor ki aa olmaz. Niye olmaz kardeş? Tayyip Erdoğan'ın kendisi açıkladı mı? Ulan partinin sözcüsü deniyor. Adam partinin sözcüsü açıklama yapıyor. Diyor ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır kardeşim. Şimdi bu ek göstergeyle ilgili attığı adımlar bugün bir tanesi var ya böyle sabah sabah kendi kendine eğlenen bir tip var. Abi adam dedi ki bakın dedi bu Türkiye'yi batırmaya yönelik bir adımdır dedi. Bunlar bir izleyin Allah aşkına bir bölümünü bir bölümünü. Onu da çözüyoruz. Bakın bütün bunlar hepsi şey seçime dönük Türkiye'yi batırma projeleri. Bakın çok açık söylüyorum. Evet abi adamlar böyle düşünüyor. Yani köprü yaparsın Tayyip Erdoğan rant. Kanal İstanbul dersin Tayyip Erdoğan ailesini bilmem ne. Abi şunu yaparsın asgari ücreti arttırırsın. Yok abi. Her şey olumsuz, her şey kötü. Ne iyi kardeşim, ne yapsaydı mesela 3600 ek göstergeyle ilgili memuru, sağlık çalışanlarını, bütün 5 milyona yakın memur. Ya bu insanları sevindirmeseydi diyor ki ya ne sevindirmesi ya, ne sevindi, müjdeymiş, ne müjdesi diyor. Ne yapsaydı kardeş, gel sen Türkiye'yi yönet bari. Neyse ben lafı uzatmayayım. Bünyamin Esen öbür tarafta bekliyor. Hakikaten bu işin teknik kısmını konuşmak lazım. Bu ne getirir ne götürür? Bu memura ne kazandıracak? Emekliye ne kazandıracak? İşte zamlar hangi oranda olacak? Kardeşim bunu konuşalım. Biliyor musun? Konuş bunu yoksa sus be kardeşim. Her konuda konuşmana gerek yok ya. Evet Bünyamin Esen hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Hadi Bey. Merhabalar. Şimdi ben siyasete seni bulaştırmayacağım. Bünyamin Esen aynı zamanda bizim internet haberin yazarı olduğu için çok da eski dostluğumuz var. Onun için rahat konuşuyoruz. Öyle YouTube'da şey konu rahat ol Bünyamin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Güzel bir giriş yaptınız. Ben tatlı tatlı dinledim. Aslında yani garip bir şey yaşıyoruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kişi sayısı o kadar ki dediğiniz şey de çok doğru. Yani Ukrayna Savaşı'nı da aynı kişiler televizyonda tartışıyor her akşam.
3600 ek göstergeyi de aynı kişiler tartışıyor. Avrupa Birliği'nde aynı kişiler tartışıyor. Şimdi burada bir sorun var. Bunun muhalefetle, iktidarla da alakası yok. Bu düşünce tarzını ülke olarak değiştirmemiz lazım. Olayları daha teknik, daha ayrıntılarıyla, daha siyasi perspektiften çıkarak görme alanı edinmemiz gerekiyor kanaatindeyim. 3600 ek gösterge konusu da, belki buna hani konu gelirse gireriz. EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlar konusu da ne yazık ki siyasetin çok fazla birine pelesenk oldu. Bir hani sakız gibi oldu aslında. Ama pek kimse de ne olduğunu bilmiyor. Şimdi bu 3600 ek gösterge nedir? Öncelikle hani bunun teknik boyutunu bir deşelim bence. Kimsenin ne televizyonlarda tartışma programlarında ne YouTube kanallarında yapmadığı şeyi yapalım. Nereden çıktı bu 3600 ek gösterge? Bundan 3 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden önce seçim mitingi sırasında Cumhurbaşkanımız söylemişti. 4 memur grubu özellikle var ve bu 4 memur grubu çok yoğun çalışıyorlar. Kimler bunlar? Öğretmenler, sağlık görevlileri, özellikle pandemide kıymetlerini gerçekten çok iyi anladığım din görevlileri ve polislerimiz, güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimiz. Şimdi bu 4 meslek grubuna yönelik olarak Cumhurbaşkanımız dedi ki, uzun süredir memur sendikaları var. Bunların ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesini istiyor sendikalarımız. Cumhurbaşkanımız da 3600'e ek göstergelerini bu memur gruplarının yükselteceğiz dedi. Bundan 3 yıl önce. Dediğiniz evet. Doğru. Yani yıllardır aslında 3600'ü konuşuyoruz biz. Yıllardır konuşuyoruz çünkü çok çok geniş bir memur kesimini ilgilendiriyor bu düzenleme. Ülkemizde 800 bin tane öğretmenimiz var kadrolu Milli Eğitim Bakanlığı'nda. 150 binden fazla 100 bin arası din görevlimiz var. Yine 150 bin 200 bin arası sağlık çalışan doktor olsun, hemşire olsun, acil tıp teknisyeni olsun. Ve polis olarak da 400-450 bin civarında bir hizmet veren memur grubumuz var. Bunların hepsini topladığımızda devlet memurlarının ki 3 milyon yaklaşık 2 milyon 950 bin devlet memurumuz var aktif çalışan. Bunların neredeyse %55-%60'ı bu kişilerden oluşuyor. Cumhurbaşkanımız dedi ki bu gerçekten yoğun çalışan bir düzenleme yapalım dedi. Şimdi bunda haklılık payı gerçekten var. Bakın polisimiz geceleri görüyoruz. Bazen sabahlara kadar yoğun bir şekilde çalışıyor. Doktorlarımız yani son yılda herhalde pandemi döneminde sağlık sisteminin güçlü olmasının hemşirelerimizin, hastanelerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Eğitim görevlilerimiz, eğitim fedaileri diyorum ben onlara. Gerçekten milli kurtuluş savaşı veriyoruz eğitim alanında. Canını dişine takarak çalışan, gerekirse Anadolu'nun en ücra köyünde yol kapalıyken çalışan memur kesimi öğretmenlerimiz. Şimdi bunların hepsine evet. 3600 ek gösterge getirilmiş oldu son düzenlemeyle. Ben doğrusu yani bu bakın az önce teminden beri memur grubunun 3600 ek gösterge almasını eleştirenleri anlayamıyorum. Yani bunu bu en fazla siyasi mülahaza olarak değerlendirilebilir. Gerçekten de bu 4 grupta fazlasıyla emekleriyle özlük haklarında ve maaşlarında düzeltme yapılmasını hak ediyorlardı. Evet. Ya şimdi tabii bahaneler var. Bahaneler var. Tabii şimdi aslında bu Cumhurbaşkanı daha önce söz vermişti. Getireceğiz demişti. Yıllardır hakikaten her sene hatta ben çok şahit oldum yani polis camiası. 3 yıl oldu. Evet. Şimdi dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı bunu açıklayınca bir bunu seçim yatırımı olarak değerlendirenler var. Acaba ben merak ediyorum. Yani Cumhurbaşkanı deseydi ki ya kardeşim biz 2023'ten sonra ek gösterge olayına gireceğiz vesaire deseydi daha farklı ne olurdu ne konuşurduk biz şu anda? Kıyamet kopmuştu.
Ya nasıl olur? Bak gördünüz mü, sizi düşünmedi. Baba düşündü, getirdi işte. E ne diyorsun kardeş? Aa bu olmaz, bu devlete yük. E abi biz hangisine inanacağız? Ne yapacağız Bünyamin Esen? Bu mecburi miydi, zaruri miydi? Bütçe şeyi ne olacak, faturası ne olacak? Hakikaten gider ayak batırıp gitmek mi istiyor Tayyip Erdoğan Türkiye'yi, ki ben bunu tırnak içinde söylüyorum? Bu sözleri söyleyenler Türkiye'deki son 20 yılda sosyal politikalarda, sosyal güvenlikte yapılan atılımları görmeyen, görmek istemeyen kişiler. 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu sonrasında Türkiye'deki sosyal güvenlik kapsamı oldukça genişledi. Dar gelirli, ücretli çalışan kesimlere önemli iyileştirme ve bu iyileştirmelerin bir devamı olarak görüyorum ben bunu. Tabii bunun şöyle düşünürsek, bu adım kime yarar diye düşünürsek doğru gitmeyiz. Bu adım öncelikle memura, yani bu adım öncelikle öğretmene yarar, doktora yarar, polisimize yarar, din görevlimize yarar. Gerçekten çok yoğun çalışan kesimler bunlar. Dolayısıyla hani bunu siyasi olarak kime yarar mülahazasıyla değerlendirmek yerine ne geldi ona bakalım bence. Şimdi aslında bu dört saydığımız kamu görevlisi grubu ile ilgili bir beklenti vardı. Yani dün Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığında ters köşe yaptı. Çünkü şöyle bir plan vardı. Sadece bu dört memur grubuna 3600 ek gösterge verilirse diğer memurlar açısından eşitsizlik ortaya çıkar eleştirisi yapılacaktı. Dün yapılan açıklamayla gelinen son nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı husus şu. Söz verildiği üzere bu dört memur grubuna, ki toplamda 1.500.000, 1.600.000 civarında kişiyi ifade ediyor, 3600 ek gösterge verilmiş oldu. 3600 ek gösterge yanlış biliniyor. Yani hemen maaşların 3600 ek gösterge yansımayacak. Yahut bu ay kanun çıkmış olsa alacakları bordroda hemen 3600 görünmeyecek. Ama bu kadrolarda olanlar artık birinci düşerlerse 3600 ek göstergeye gelme hakkına sahip olacaklar. Bakın devlet memuriyetinde şöyle bir sistem var. Kıdem sistemi var. 9'un bir üniversite mezunu kişi 9'un birinden başlıyor. 9-2, 9-3 kademesi ilerleyerek devam ediyor. Eğer birinci derecenin birinci kademesine düşmesi halinde artık 300 ek göstergeyi hem öğretmenlerimiz, hem baş öğretmenlerimiz, hem polislerimiz, hem sağlık görevlilerimiz, hem din görevlilerimiz ve hem de hemşireler almış olacak. Peki bunun dışındaki diğer memurlara ne geldi? Hani 5.300.000 kişi diyoruz ya. Bu dört grup dışındaki aktif çalışan memurlara ilave 600 ek gösterge geldi. Şimdi memurların bir grubunun ek göstergesi hiç yoktu. Yani genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların çoğunluğunun ek göstergesi vardır. Ama yardımcı hizmetler sınıfındaki memurların ek göstergesi yoktur. Şimdi ek göstergesi olmayan 600 ek gösterge, ek göstergesi olanlar da örneğin 2200 ise 600 ilaveyle 2800 ek göstergeye çıktılar. Böylece aktif olarak çalışan 3 milyon kamu memurunun hepsi bu kapsamda. Bu da yetmiyor. Ülkemizde 2.3 milyon yani 2 milyon 300 binde memur emeklisi var. Bu memur emeklileri de son düzenleme kapsamında halen maaş alan emekli kişiler, emekli maaşlarında yasa çıkınca, yürürlüğe girince artış görecekler. Yani toplamda 5 milyon 300 bin kişi. Şimdi sırasıyla gidelim. Şimdi buradaki artış birkaç açıdan değerlendirilmeli. Bir, çalışan memurlar açısından, yani halen devlet memuru olarak çalışanlar. İkincisi de emekli olmuş olanlar. Öncelikle aktif çalışanlar açısından söyleyelim. Bu dört meslek grubunu özel olarak anlatacağım. Onların artışları. Bu dört meslek grubu dışında, yani memur, din görevlisi, doktor ve polis dışındakiler 600 ek gösterge aldıklarından dolayı şu anda maaşlarında, emekli maaşlarında bu
Bu şu anda 100 lira 51 kuruş artış demek. Bakın ama bunu Temmuz zamı ve Aralık zamlarını dikkate almadan söylüyorum. Dikkate alırsak önümüzdeki yıl yürürlüğe gireceğini düşünürsek kanunun 300-350 lira 400 lira bir artış olmuş olacak emeklilikte alacakları maaşlarında. Mevcuttaki alacakları maaşları ne oluyor peki? Yani her ay gidip ATM'den çektikleri para. Ek göstergenin 600'ü çok fazla etkilemez. Ama birinci derecede olan bir memur için mevcut alacağı maaşlarında da 100 lira, 150 lira gibi bir artış anlamına geliyor bu. Yani tüm memurlara verilenden bahsediyorum eşit olarak. Evet. Emekli maaşında da artışa neden oluyor bu. Bu 600 ek gösterge 4096 lira 72 kuruş. Yine bugünkü hesaplamadan. Önümüzdeki yıl yine artacak o Temmuz ve Aralık zamlarıyla. 4096 lira 72 kuruş emekli ikramiyesini daha fazla almasını sağlıyor. Şimdi bu diğer memurlar dedik. Gelelim bu dört gruba. Yani söz verilen, 3600 verilen bu dört memur grubuna. Bunlarda ne kadar artış olacak? Yani bunların artışı. Şimdi bunlarda emekli maaşlarındaki hesaplama ülkemizde çok teknik bir konudur. Bakın emekli maaşlarındaki hesaplamayı gerçekten bilen kişi sayısı doğru düzgün Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmez. Onlardan bir tanesi buradan analım Ali Tezel Üstad'tır. Bir tanesi de Murat Özdamar Üstad'tır. Kendisi İstanbul'da görev yapan il müdür yardımcımız. Ondan da ben teyit ettirdim bu söyleyeceğim rakamları. Emekli maaşlarındaki artış gösterge artışından kaynaklanan bir şekilde 113 lira 14 kuruş ve yansıtma oranı artışından da 537 lira olarak yansıyor bugün itibariyle. Peki 3600'e yani birinci dereceye çıkıp 30 yıllık hizmeti bulunan bir memur bu son düzenleme sonrasında alacağı emekli maaşında bugün emekli ve kanun bugün çıkmış olsa ne kadar fark edecek? 1234 lirayla 1390'ında artış yaşanıyor. Yani 1250 ile 1400 arasında artış var bugün itibariyle. Peki 3600 ek gösterge alan devlet memuru birinci dereceye çıkar ve 30 yıllık hizmetle emekli olursa son düzenleme sonrasında ne kadar artış alıyor? 1234 lira ile 1391 lira arasında bir artış alıyor bugünkü rakamla. Bakın bugünkü rakamla diyorum. Temmuz'da maaş farkı alacak memurlar. Ciddi bir oranda alacaklar enflasyon farkından dolayı %40'a yakın ve Aralık'ta da yine artış alacaklar. Bunlar hariç olarak bugünkü rakamı söylüyorum. Şimdi burada bir önemli bir husus daha var. Bakan Bey dün katıldığı canlı yayınlarda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin bunu özellikle vurguladı. Aralık ayında bir düzenleme daha yapmayı planlıyoruz dedi. Birazdan ondan da çünkü bu önemli bir düzenleme. Katsayılarla ilgili bir düzenleme planlanıyor. Evet. Yansıtma katsayısı değiştirilecek. Bu olursa bakın bu da çok önemli. 1250 liralık zam 2500 liraya çıkacak. Yani iki katı etki edecek önümüzdeki yıl. Yani Türkçesi yani manşeti verecek olursak bir gazeteci gözüyle memura şu anda asgari ücretin yarısı kadar zam yapıldı emekli maaşında. Memur emeklisi bunu hemen alacak. Olanlar da emekli olduğunda alacak. Şimdi buna karşı çıkmak akıl mantık kar değil açıkçası. Yani özellikle de enflasyonist ortamda yani hayat pahalılığının bu kadar yükseldiği bir ortamda dar gelirliye memura verilmesi doğru bir yaklaşım. Ben hatta işçilerin de diğer emekli kesimlerinin de dört gözle benzer düzenlemeleri beklediğini. Peki şey bekliyor musun mesela memura emekliye vesaire bu bütün zamlar yapıldı iyi bir rakam. Yani neredeyse yarı yarıya zam yapıldı. Şimdi asgari ücrette biliyorsun eridi gitti. Yani 4250. Ankara kulislerinde iyi koklayan bir isim. Aynı zamanda bazı danışmanlıkların da var. Bu konuda bir bilgi var mı? Şimdi işçi ne olacak diyor. Bu sefer işveren biraz olaya sıcak bakmıyor. Hayat pahalı, evet asgari ücretli için artık dayanılmaz bir hal aldı. Fiyatlar uçtu. Şimdi işveren yok derse, hükümet de derse ki kardeşim tamam yok diyorsun ama yani
bu olacak derse ne olacak, nasıl olacak? Bu sefer bir işsizlik baş gösterecek mi? Soruyu sırayla soracak olursam, bir zamlar asgari ücretler için de geçerli olacak mı? İşverenle iktidar karşı karşıya gelecek mi? Bir sıkıntı olur mu? O konuda da biraz bilgi alalım. Şimdi çok haklı bir noktaya temas ettiniz Hadi Bey. Yani memurlara verilen bu önemli ölçüde zamlar, özellikle memur emeklilerini önemli bir noktada avantajlı hale getiriyor. Peki SSK emeklisi ne olacak? Bağkur emeklisi ne olacak? Tarım emeklisi ne olacak? Ya da ne olacak? Bakın ülkemizde 18,5 milyon sigortalı çalışan var ve bunlar gerçekten asgari ücret artışını, asgari ücret artık ülkemizde bir minimum geçim ücreti olmaktan gösterge ücreti haline geldi. Bakın bütün firmalar asgari ücrete Temmuz'da zam yapılır mı diye hesaplama yaparak şimdiden finansal bütçelerini oluşturuyorlar. Şimdi Ankara'dan evet, benim izlenimim açıkçası şu: burada asgari ücrete bir düzenleme yapılacak. Bu kaçınılmaz görünüyor. Yani bunun yöntemi asgari ücret tespit komisyonu... Ne bekliyorsunuz? Kaç olur? Ne bekliyorsun? Yani şimdi bu... Yani rakam telaffuz edersek hükümetin atıyorum. Rakam telaffuz etmekten çekinmiyorum açıkçası ama hükümetin yaptığı çalışmaya göre değişeceğinden dolayı bir şey söyleyemiyorum. Oğlum, yani bir hani öngörü, bir rakam 4250, 5250 olur mu, 5 olur mu? Bunun için soruyorum ben. Şimdi biliyorsunuz asgari ücret şöyle belirleniyor. Çalışma Genel Müdürü asgari ücret komisyonunu toplanıyor. 3 gün içerisinde karar alabiliyorlar. Eğer bu yöntemi tercih ederse hükümet, açıkçası benim beklentim 4250 olan memur işçilerin aldığı en düşük maaşın, asgari ücretin %30, %40 oranında arttırılması yönünde. Piyasanın nabzını tuttuğumuzda da bunu görüyoruz bakın. Yani kurumsal firmaların hepsi gerçekten yıl başından beri yaşanan enflasyon erimesi karşısında işçilerini kaybetmemek için %30, %40 ara zam planlıyorlar. Devlet bunun gerisinde kalmaz diye düşünüyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hani ben bunu seçimden önce yapayım, dolayısıyla sükse alayım yaklaşımıyla değil de hakikaten garip kurbağayı ezdirmeyeyim yaklaşımıyla konuya yaklaşacağı değerlendiriyorum. Benim beklentim %25 ile %40 arasında bir asgari ücret güncelleme yapılması ve bunun Temmuz'da ara zam şeklinde uygulanması yönünde. Çünkü bakın özel sektör eskiden asgari ücret iteklerdi. Özel sektör geriden gelirdi Hadi Bey. Yani evet, patronlar zam yapmak istemezdi. Şimdi bunlar zam yapıyor. Çünkü niye? Yetişmiş personelini kaybediyor. Şimdi buna The Great Resignation diyorlar dünyada. Büyük istifa dalgası. Çünkü işçi maaşı eridikçe başka bir teklif alıyor, diğer firmaya gidiyor. Yetişmiş yıllık, 10 yıllık işçisini kaybediyor işverenler. Şimdi ben çok sahada işverenlerle temas halindeyim. Ustabaşı bulunamıyor. Otellerde barmen bulunamıyor. Aşçı bulunamıyor. Niye? Çünkü gerçekten yetişmiş personel teklif alıp başka bir yere gidiyor. Piyasada çok ciddi bir kriz var şu anda. IT elemanı krizi. Bilgisayar uzmanı, yazılım uzmanı kişi bulunamıyor ülkemizde. Şimdi bunları kaybetmemek için zam yaparken devlet bunun gerisinde kalmaz. Yani olayı şöyle söyleyeyim. Hani siz sordunuz ya, devletle iş adamları çatışır mı diye sordunuz. İş adamları şu anda önden gidiyor, açık söyleyeyim. Yani çünkü karlılık, özellikle de kurumsal şirketlerde, ülke geneline yayılmış şirketlerde yüksek oranda arttı. Hem döviz kuru farkından hem de fiyatlardaki artıştan dolayı. Yani ücretler alayamadı. Dolayısıyla evet, yetişmiş personeli kaybetmek yerine patron şunu tercih ediyor. Ya diyor, ben şimdi 5 yıllık personeli kaybetsem yeni gelene yine o yüksek maaşı vermek zorunda kalacağım. Çünkü piyasadan başkasını bulamam. Öyleyse ben zaten yapacağım diyor. Yani ben Temmuz zammını kaçınılmaz görüyorum. Benim görüşüm. Ankara'da da izlenimim, siyasi çevrelerdeki izlenimim 50-50. Yani %50 %50 şu anda karar verme aşamasında olduğunu düşünüyorum. Hükümet yeter. Yani bu tür konularda biliyorsunuz Sayın Bakanımız sorulduğunda
çok fazla yorum yapmak istemiyor. Hani Cumhurbaşkanımız açıklasın diyor. Evet. Ben içeriden gözlerimi söylüyorum. Yani %50 şu anda artış var. Kamuoyundaki artış beklentisini siz zaten gazeteci olarak çok çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bu son olarak EYT ile ilgili bir gelişme var mı? Şimdi EYT'ye geçmeden önce bu 3600 ek göstergenin emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak da bir sonucu var. O da önemli. Onu da aktarayım. Şimdi şöyle, 30 hizmet yılı olan bir memurun emeklilikte alacağı emekli ikramiyesi son 3600 düzenlemesi sonrasında eğer mevcutta 3000 ek göstergesi varsa 1483 lira. Mevcutta 2200 ek göstergesi varsa da 1671 lira arttı. Yani Türkçeleştirelim bunu. Memuru şu an emekli olsa bu düzenleme sayesinde 3600 almış gruplardan bahsediyorum. 44.500 lirayla 50.150 lira daha fazla emekli ikramiyesi alacak. Yani 200 bin alacakken 250 bin alacak şu anda devlet memuru. Bu da önemli bir, yani ikramiyeler çünkü merak edilen bir husus. Teknik ayrıntısını kaçırmamış olalım. Gelelim EYT konusuna. Şimdi 3600'ü hallettik. Çalışma Bakanlığı'nın gündeminde iki önemli büyük konu var. Birincisi EYT'liler, ikincisi de sözleşmeli personelin geçirilmesi. Bir üçüncü konu daha var. O da Aralık'ta gündeme gelecek konu. Az sonra ondan da bahsedeyim. Yansıtma katsayısının artışı. EYT'den başlayalım. EYT konusunda henüz bakanlığımızda bir çalışma yorumda değil. Yani çeşitli senaryolar bürokratlarca gündeme getirildi. Ancak karar alınmış bir noktada olunmadığını söylemek lazım. Benim Ankara'yı soluyan biri olan beklentim, EYT'nin de önümüzdeki 6 aylık, 8 aylık süreç içerisinde bir formül şeklinde meclise geleceği yönünde. Peki neler konuşuluyor? Somut bir şeyler söyleyebilir misiniz derseniz. Birkaç senaryo var bürokratların karar vericilere, yani siyasetçilere, Sayın Bakan'a, Cumhurbaşkanı'na önerdiği birkaç senaryo var. Bunlardan bir tanesi Finlandiya modeli olarak söylenilen, yani emekliliğine belirli süre kalmış kişilerin her yıl için belirli bir oranda iskontoyu kabul ederek. Yani örneğin emekliliğine 5 yıl var, yıl başına %2,5 daha az maaş bağlanmasını kabul ederek daha erken emekli olmalarını sağlayacak. İlk formül bu. İkinci formül, emeklilik yaşı ile ilgili olarak 1999 reformu, hani Yaşar Okuyan reformu diyoruz ya, o reform öncesinde başlayanların yaşa tabi olmadan ya 50 yaş gibi daha düşük bir yaşta emekli olmaları alternatifi. Ve üçüncü senaryoda 7200 gün, yani bu da tam 20 yıl yapar, yahut 9000 gün, bu da 20 yıl yapar. Hizmeti, fiili hizmeti bulunan memurların da çalışanların da emekli olabilmesi yönünde. Şimdi bu senaryolar masaya yatırılacak açıkçası. Yani önümüzdeki birkaç ay boyunca Çalışma Bakanlığı bürokratları sabahlara kadar bakanlıkta olacaklar. Işıkları açık görebilirsiniz. Ama bunlardan hangisi seçilir, hangisi çalışılır, dolayısıyla hangisine karar verilir, bunu göreceğiz. Şimdi burada şöyle bir eleştiri EYT konusunda. Bütçe bunu kaldırır mı? Yani EYT düzenlemesini bütçemiz kaldırır mı? Sıkıntı yaşar mıyız? Bakın şöyle söyleyeyim size. Yani burada da çok gerçekten bilgi kirliliği var. Yani teknik uzmanlık bir alanla ilgili konuşunca insanlar, hele de siyaset perspektifinden konuşunca çok hatalar olabiliyor. Bakın EYT konusu aslında birkaç yıl önce çözülebilirdi. Bundan birkaç yıl önce. Ama Cumhurbaşkanı istemedi. Cumhurbaşkanı istemedi. Yok dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ne yazık ki yanlış yönlendirildi danışmanlar tarafından. Maliyetinin çok yüksek olacağı, sosyal güvenlik sistemine büyük bir zarar vereceği ifade edildi. Halbuki durum böyle değil. Bakın EYT'li durumda olan şu anda 3 milyonla 4 milyon arasında çalışan var. Yani EYT kanunu kapsamında hak kazanacak. Bunların da hemen emekli olacak kişi sayısı, SGK bunun çalışmasını 500 binle 750 bin arasında değişiyor. Yani her ay ilave 500 bin kişiye ilave maaş vereceksiniz Hadi Bey. O demek. Ya zaten devletimiz 2 yıl önce her emekliye 1000 lira ikramiye getirdi.
bayram ikramiyesi. Senede iki bayram var. Hesabı yapalım. 2000 lira yapalım. Evet. Ülkemizde 13,5 milyon emekli var. 13,5 çarpı 2. Yani 30 milyon TL'ye yakın bir kaynak zaten SGK'dan bakın beklenti olmamasına rağmen verildi. Evet. EYT yasası birkaç yıl önce çıkmış olsaydı bu maliyet birebir hemen hemen aynı olacaktı. Yani hemen bugün emekli olacak kişiler 5 milyon kişi değil. Piyasada çok gerçekten hani bilinmeden konuşuluyor. Dolayısıyla EYT sorununun sosyal güvenlik sisteminin dengesini çok büyük ölçüde bozacağını düşünmeyelim. Ülkemizde 2008'de yapılan sosyal güvenlik reformu sonrası SGK'nın bütçesi bakın sürdürülebilir bir hale geldi. Hatırlıyor musunuz? 1990'ların sonunda SSK 10 yıla kalmaz batar diyordu herkes. Bakın Dünya Bankası raporlarına girmişti bu. Türkiye'nin sosyal güvenlik açmazı diye. Evet. Bakın üzerinden 20 yıl geçti. 20 yıldan fazla zaman geçti. Türkiye'nin bırakın batmayı SGK'nın dünyada sunulmayan ölçüde setleri var şu anda. Geçmişte diş tedavisi, göz tedavisi bunlar hak getireydi. Yoktu böyle bir şey yani. Özel hastaneden yararlanma böyle bir şey yoktu. Kanser tedavisi devlet karşılamıyordu. Evet Dünyam Nesel çok teşekkür ederim. Yani çok bilgi verdin, bilgi sahibi olduk. Çok teşekkür ederim yani katıldığın için. Başka konularda da önümüzdeki dönemde özellikle hastanelerdeki bu randevu sistemiyle ilgili ben senin görüşlerine başvurmak istiyorum. İnsanlar çok şikayetçi. Bu neden böyle oluyor? Daha iyi ne olabilir? Yani millete biraz tavsiye niteliğinde seninle konuşalım önümüzdeki dönemde olur mu? Hay tabii. Yani 3600 ek gösterge hayırlı olsun diyelim ve Temmuz'da beklenen asgari ücret artışı ve getirilecek düzenleme ile ilgili olarak da mutlaka takipte kalalım. Bunlar fikri takip yapılması gereken konular. Aynen öyle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biraz Bünyamin Eser'in sesinde bir sıkıntı vardı ama idare edebildiğimiz kadar konuşturduk. Yani onun internetinde bir zayıflık vardı. Ama bundan sonra bu konularda bilin Bünyamin Eser'in internet haberinin yazarıdır ve bilgi paylaşımını seven bir insandır. Başınız dara düştüğünde hemen Bünyamin Eser'e yazın. Zaten getireceğiz, konuşacağız. Beraber böyle bir takım şeyleri masaya yatıracağız. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.